Evet, yapabiliriz. Buyurun. Namazdan deyince aklınıza ilk ne gelir? Namazdan deyince benim aklıma tabii ki oruç, herkesin söylediği gibi. Ama oruçtan daha önce Kur'an-ı Kerim geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Müslümanlara nazil oluyor. Dolayısıyla Ramazan dediğim zaman benim adıma Kur'an ayı geliyor. İkincisi cömertlik geliyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerif tarzı Ayşe validemiz, Efendimiz Aleyhisselam çok cömertti ama Ramazan gelince cömertliği çok daha artardı buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan Müslümanlar için bir fırsat ayıdır. Yani akıllı bir Müslüman için Ramazan başından itibaren değerlendirmesi gereken, sevabı çok olan, Kur'an okunduğu, sadakaların verildiği, teravihlerin kılındığı, ziyaretlerin yapıldığı 12 aydan en önemlisi benim için Ramazan'dır. İnşallah bunu da değerlendirmeyi nasip etsin Rabbim bizlere. Ki nasip olursa yarın akşam Ramazan başlıyor. İnşallah güzel değerlendiririz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Ramazan ayının hangi özelliği sizi etkiler? Ramazan ayının özellikle, ki nasip olursa yarın akşam Ramazan başlıyor. İnşallah güzel değerlendiririz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Ramazan ayının hangi özelliği sizi etkiler? Ramazan ayının özellikle tabii ki bir şey yemediğimiz, içmediğimizden dolayı fakirleri hatırlama, yoksulu hatırlama, ki bizim Türkiye elhamdülillah çeşitli vakıflar, dernekler aracılığıyla bu konuya artık Türkiye dışına bile çıkmış durumda. Dolayısıyla ben özellikle Ramazan ayında oruç tutarak da fakirin halini çok iyi anlamış oluyorum. Peki Ramazan'ın en sevdiğiniz yönü nedir? Ramazan'ın en sevdiğim yönü, ben biraz ibadet konusuna ağırlık veren biriyim. Mesela teravih namazı benim için Ramazan'da farklı bir namazdır. Özellikle belki 12 yıldan beri, ki bu hastalık hariç, teravih namazı hatimle kılmaya çalışıyorum. Yani hatimle kılmak demek, Ramazan'ı imamın arkasında teravih namazında başından sonuna kadar dinlemek demektir. Bunu çok özlüyorum. İnşallah yarın akşam başlayacağız. İnşallah. Peki kendinize güveniyor musunuz? Evet. Kendime çok güveniyorum. Bir bilgi sorusu soracağım size. Bilerek bozulan orucun ceza olarak tutulmasına ne denir? Kefaret. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizce Ramazan ayında, pardon, Ramazan ayının hangi özelliği sizi etkiler? Ramazan ayının hangi özelliği? Evet, sizi etkiler. Yani Ramazan gelince böyle adeta her şey Allah'ın istediği gibi olmaya başlıyor adeta. İnsanlar bu manevi iklimden etkileniyorlar. Hani bir hocamızın şöyle bir sözü vardı. Ramazan'da televizyonlar da Müslüman oluyorlar şeklinde. İnsanlar Allah'ın men ettiği takım yasaklardan vazgeçiyor. İşte kanallar da bunlardan etkileniyor. İnsanlar öyle istedikleri için kanallar da ona göre oluyor. Dolayısıyla 11 ayın içerisinde Ramazan'ın özellikleri bu bizi etkiliyor. Bir ikincisi aç kalmamız doğal olarak bizim aç olan insanları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Tamam. Ramazan sizin için özel kılan nedir? Ramazan bizim için özel kılan yine hani benzer şekilde işte aç kalıp aç insanların halini anlamak. Bir de yapılan bütün yardımların genelde Ramazan ayında yapılması, fakirlerin gözetilmesi, yoksulların doyurulması gibi işte insanların birbirlerini iftarlara davet etmesi, böyle toplum olarak, kültürel olarak bu tip etkinlikler bizim için. Merhaba hocam, Ramazan'la alakalı bir röportaj yapıyoruz da size de yapabilir miyim? Buyurun, tabii ki. Ramazan deyince benim aklıma mektep geliyor. İnsanı eğiten bir okul gibi geliyor. 11 ayın
sultanı deniliyor ya böyle. O sultanlar içerisinde insanın gönlüne dokunan bir böyle nasıl diyelim rüzgar gibi geliyor bana. Esip geçiyor. Çok güzel, teşekkürler. Ramazan sizin için özel kılan nedir? Yani Ramazan'da Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamış Kadir Gecesi'nde. Özel kılan şey Peygamberimiz değer veriyor. Allah değer veriyor. Yaratıcımız bu aya hürmet edilmesini istiyor. Bizim için de o yüzden değerlidir. Evet. Peki size bilgi sorusu sorabilir miyiz? Bilgi sorusunu inşallah bilirim. Hadi bakalım. Bilerek bozulan orucun ceza olarak tutulmasına ne denir? Kefaret. Doğru mu? Tamam. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Hocam, bir yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Buyur. Ramazan'ı sizin için özel kılan nedir? Ramazan'ı bizim için önemli kılan, Müslüman bir birey olarak Allah'ın emrettiği farzların başında gelen Ramazan ayındaki orucu tutmak, bizi zaten özel bir şekilde ona yaklaşmaya ve tutmaya teşvik ediyor. Teşekkürler. Sizce Ramazan'ın insanların üzerindeki katkıları nelerdir? Düşünen insanlar için Ramazan'ın katkısı çok büyük. Çünkü oruç ibadeti bizim aslında bedensel bir zekatımız. Nasıl ki maddi olarak zekatta bulunuyoruz, insanlara yardımda bulunuyoruz. Bizim de bedenimizin zekatı oruç ile başlıyor. Bunun farkına varmak için de Allah-u Teala bize yeme saatlerimizi kısıtlıyor. Ve bu çerçevede biz aslında vücudumuzu dinlendirirken, istirahat halindeyken çok çok güzel bir bedensel bir zekat vermiş oluyoruz. Bu sayede de hem düşünüyoruz, diğerlerinin durumlarını anlıyoruz. Aç olanların, açıkta olanların, maddi sıkıntılı olanların ve yememenin getirdiği sıkıntıları hep birlikte düşünüp inşallah güzel şekilde idrak ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi benimle devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ramazan'la ilgili bir röportaj yapıyoruz. Size de ufak sorular soracağız. Hazır mısınız? Hazırım, buyurun. Ramazan ayının diğer aylardan farkı nedir? Ramazan ayının diğer aylardan farkı huzur, mutluluk, bereket. Hani çok güzel, hoşuma gidiyor Ramazan ayı. Teşekkür ederiz. Sizce Ramazan'ın insanların üzerindeki katkıları nelerdir? Katkıları birlik, beraberlik oluşumuz. Hani daha sıkı bir araya gelmemiz. Kur'an'dır, mukabeledir, dini muhabbetler, hani yalansız hıyasa, yalansız bir hayat, bir ay geçiriyoruz. Teşekkür ederiz. Ramazan ayında en çok nelere dikkat edersiniz? Kimseyi kırmamaya, daha güzel şeyler yapmaya çalışmak. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Ramazan'la ilgili bir röportaj yapacağız. Size ufak sorular soracağız. Hazır mısınız? Evet. Ramazan'ın sizin için özel kılan nedir? Mübarek bir ay olduğu için bence özeldir. Ramazan'ın sizin en sevdiğiniz yönü? Oruç tutmamız, iftar açmamız. Yani. İftarda orucumuzu açmamız çok güzel. Herkesle beraber. Çok güzel. Kendinize güveniyorsanız size bir bilgi sorusu soracağım. Ramazan ayına neden Kur'an ayı deniyor? Merhabalar. Merhabalar. Ramazan'la ilgili bir röportaj yapacağız. Ufak sorular soracağız. Hazır mısınız? Tabii. Ramazan ayının hangi özelliği sizi etkiler? Ramazan ayı. Çoğunlukla ailede iftar yapmalar falan. Çok teşekkürler. Üç kelimeyle Ramazan'ı anlatır mısınız? Ailenin bir araya gelmesi. Merhabalar. Merhabalar. Ramazan'la ilgili bir röportaj yapıyoruz. Size ufak sorular soracağız. Hazır mısınız? Hazır. Ramazan ayının hangi özelliği sizi etkiler? Dışarıda kalanların, açık, açık, süsüz kalanların halinden alın. Teşekkürler. Şimdi size bir soru soracağım. Teravih
namazı hangi vakitte yapılır? Teşekkür ederiz Doğa. Şimdi benimle devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Size Ramazan'la alakalı sorular sorabilir miyim? Sizce Ramazan ayının diğer aylardan farkı nedir? Ramazan ayında daha çok ibadet ediyoruz. Yani Ramazan Allah'ın bize bahşettiği çok güzel bir ay. Ramazan'da Allah için oruç tutuyoruz. Allah rızası için daha fazla ibadet yapıyoruz. Teşekkürler. Ramazan ayının hangi özelliği sizi etkiler? En çok oruç özelliği beni etkiliyor. Çünkü oruç tutarken çok zevk alıyorum oruç tutmaktan. Teşekkürler. Size bilgi sorusu sorabilir miyim? Evet. İftarda dikkat ettiğiniz veya yaptığınız sünnetler var mı? Varsa neler? İftarda dikkat ettiğim peygamberimizin bir sünneti olan her zaman sofrada sirke bulundurmak. Ve başlamadan önce yemek bittikten sonra bir tutam tuz yemek. Çok dikkat ediyorum Ramazan ayına. Teşekkürler. O zaman sana hediyenizi verelim. Bir Ramazan röportajı yapıyoruz ve size ufak sorular soracağız. Ramazan ayının diğer aylardan farkı nedir? Daha hayırlı bir aydır. Sizce? Daha bereketli bir aydır. Teşekkür ederiz. Üç kelimeyle Ramazan'ı anlatır mısınız? İbadet, Kur'an, sünnet. Sizce? Dostluk, barış ve merhamet. Teşekkürler. Şimdi size bir bilgi sorusu soracağım. İftarda dikkat ettiğiniz, yaptığınız sünnetler var mı? Tuzla başlamak. Teşekkürler. Sizin? Aynı şekilde. Teşekkür ederiz. Şimdi doğru cevap verdiğiniz için size hediye verecekler. Devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Bir röportaj yapacağız izninizle. Tabii. Sizce Ramazan'ın insanların üzerindeki katkıları nelerdir? Ramazan insanı rahatlatır, güzelleştirir, güzel ibadetleri teşvik eder. Bu kadar. Teşekkürler. Üç kelimeyle Ramazan'ı anlatır mısınız? Ramazan birlik ve beraberliktir. Teşekkürler. Size şimdi bir bilgi sorusu soracağım. Mukabele nedir? Mukabele toplu okunan Kur'an. Yani bir hafız veya Kur'an'ı iyi bilen bir kişinin okuduğu Kur'an'ı dinlemektir. Çok teşekkür ederiz. Şimdi doğru cevap verdiğiniz için size hediyemiz var. Şimdi devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Ramazan'la alakalı bir röportaj yapıyorsunuz. Sen söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Üç kelimeyle Ramazan'ı bize anlatabilir misin? Ramazan empati demek bence. Empati yaptığımız ay. İftar, namaz, bu tarz şeyler. Teşekkürler. Ramazan'ın hangi özelliği sizi etkiler? Ramazan'ın bence hani empati yaptığımız insanlara anladığımız o şeyi etkiler. Teşekkürler. Size bir ilgi soru sorabilir miyim? Mukabele ne demektir? Mukabele topluca yapılan bir ibadet. Teşekkür ederim. O zaman sana hediyenizi veriyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ramazan'la ilgili ufak bir röportaj yapacağız. Hazır mısınız? Evet. Sizce Ramazan'ın insanların üzerindeki katkıları nelerdir? Böyle açlara mı? Tamam. Sizce? Empati kurarak açlığı nasıl bir şekilde yaşadıklarını öğrenebiliyoruz. Teşekkürler. Ramazan ayının diğer aylardan farkı nedir? Oruç tutuyoruz. Onunla diğer aylarda da oruç tutuyoruz ama onda tutulması daha sevaplı. Sizce? Mübarek bayram. Size bir ilgi sorusu sorabilir miyim? Tabii. Teravih namazı hangi vakitte kılınır? Sizce? Merhaba, size Ramazan'la alakalı sorular sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Üç kelimeyle Ramazan'ı anlatır mısınız? Teravih, sahur, mahya, namaz kılma. Teşekkürler. Teravih namazı hangi vakitte kılınır? Yatsı vakti, yatsı namazı. Peki size bir bilgi sorusu sorabilir miyiz? Sorabilirsiniz. Ramazan ayını neden Kur'an'a denir?
Çünkü o Kur'an bu ayda indirilmiştir. Teşekkürler. İftarda dikkat ettiğiniz sünnetler var mı? Peygamber Efendimiz orucunu suyla okumayla açarmış. Ben de ona dikkat ediyorum. Teşekkürler. Mukabele nedir? Mukabele bilgili bir kişinin herkesle beraber, yani herkesin onu dinlemesi, beraber okuma yapması. Teşekkürler. Şimdi size hediye verecekler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Farklı sorular sordum. Evet. Peki, sizce Ramazan'ın insanlar üzerindeki katkıları nelerdir? Bence açık ayağında insanların teşekkürler. Ramazan ayının diğer aylardan farkı sizce nedir? Kur'an'ın dinlenmeye başlandığı ay olduğu için bence daha farklı. Size bir ilk soru sorabiliriz. Evet. İftarda dikkat ettiğiniz, yaptığınız sünnetler var mıdır? Nelerdir? Hurmayla başlayalım. Teşekkürler. O zaman size hediyenizi verelim. Teşekkür ederim. Merhaba. Sizinle bir röportaj yapabilir miyim? Tabii. Ramazan'la alakalı sorular soracağım. Ramazan ayında en çok neye dikkat edersiniz? Ben daha çok günah işlememeye ve oruçlarımı düzgün tutmaya dikkat ederim. Teşekkürler. Ramazan'ın en sevdiğiniz günahlarımızın bağışlanması ve Kur'an'ın bu ayda indirilmesini daha çok seviyorum. Peki size bir bilgi sorusu sorabilir miyiz? Evet. İtikaf nedir? Onun hakkında pek bir bilgim yok. Başka bir soru sorabilirim. Ramazan sizin için en eğlenceli yönü nedir? En eğlenceli yönü iftar zamanı geldiğinde böyle ailecek yemeğe oturmak ve sünnetleri yaparak orucumuzu açmak. Teşekkürler. O zaman size hediyeyi veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sorular sormak istiyorum Ramazan'la alakalı. Tabii. Peki, Ramazan denince aklınıza ilk ne gelir? Oruç. Tamam. Ramazan ayında en çok nereye dikkat edersiniz? Orucumu bozmamaya daha dikkat ederim. Teşekkürler. Kendinize güveniyorsunuz diye bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ramazan ayına neden Kur'an ayı denir? Ramazan ayına Kur'an ayı denilmesinin sebebi Kur'an'ın bu ayı denilmesi. Teşekkürler. O zaman size hediyenizi verelim. Teşekkürler.